Evet. Empire Divided serisiyle karşınızdayım. Son bölümle karşınızdayım aslında serinin. Oyun neredeyse bizi ne yaptı? World Conquest'e götürdü yani. Neredeyse bütün her yeri fethettik. Eğer her yeri fethetme amacıyla gitseydim bu kadar zorlanmazdım yani. Şimdi görüyorsunuz sağ aşağıyı. Eksi 14 bin küsür. Ve gıda da eksi 19. Askerlerim iyileşmiyor. İflas ettik. Orduyu şey yapamıyoruz. Yani bu Cermenlerle falan savaştım ettim. Turları geçirdim. Abidik gubidik şeyler oldu. Yani o kadar kötü durumdayız ki. Burada Cermenler, Latinler isyan misyan. Bir tek işte yine Cermenlerle bir buralarda mücadele ettim. Lidyalılar bir şey yaptı. Buraları patır patır Cermenlere kaybettim. Ermeniler isyan etti tekrardan. Bayağı büyüdüler yani. Şuna baksanıza şu. Yani tekrar buraları kaybettik. Yani bir ara şuraları kaybettim. Ulan dedim oyunu bitiremeyeceğim. En son biliyorsunuz demiştim ki bu ızdırapları siz çekmeyin. Ben çekeceğim offline yayın dışı. Bu arada abi cevap vereceğim. Şimdi durum bu şimdi. Normal iflas etmem normal. Yukarıda çok fazla şey var. Özellikle birim, deniz birimi vesaire. Durum kötü. Bir anda patladım zaten. Şeyleri yıktım. Kült binalarını falan yıktım. Yine bir isyanlar çıktı. Galya Roması çıktı. O isyanları bastırdım, ettim falan derken neyse özetle bütün her şey yapılmış durumda. Bütün her şey yapılmış durumda. Son savaşı gerçekleştireceğiz. Ve seriyi bitireceğiz. Durum bu. Ses hala gidik aynen. Hala bir geniz doluluğu var ama her geçen gün daha da iyileşiyorum. Şu Rom 2 için alınması gerekir dediğin campaign hangisi sorusu abi ona cevabı veririm. Ama en son bu Divided Empire bu yani en son bu. En son bu. Diğerleri güzel ama bu biraz ızdırap. Yani zaten son raddedesin. Birimler gördüğünüz gibi şunlar mesela early birim. Ya yani özür dilerim predator değil de şeyler. Mesela nerede var? Bu da geç. Az önce şunu göstereyim. Yani şu birliklerle Romalı toplama askerlerle standart lejyon diye düşünelim. Abi yani Sasanilerin en ağır birliklerine karşı bunlarla savaştık. Bu kadar benim askeriye yüklememin hiçbir anlamı yokmuş yani. Tamamıyla sivil olarak bina şey eyaleti iyi bir organize olmuş bir eyalet. Yani götürülebilirmiş. Yani o kadar çok kendimi kasmama gerek yokmuş. Ben bir anda predatorlara bir anda işte ne bileyim Herkülanilere falan odaklanalım diye en son seviye lejyonlara çıkartalım diye acayip kastım ve gördüğünüz durumu eksideyiz yani. Böyle oyun mu biter abi? Evet, savaş ilan ediyorum. Lidyalıları desteğe alıp Sasanilere karşı savaş ilan ettik. İnşallah bitecek. Yani. Hiç garnizonu falan yok muymuş ya? Bu arada bura bizim de aldılar bizden onu da söyleyeyim. Öldürelim abi adamı. En sevdiğim Total War oyunu. Ha, hepsini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum gerçekten. İç savaş daha beter hale getiriyor. Ya bu DLC'nin aslında klasik Total War oyuncusunu çok mutlu edecek yanları var. Bir önceki bölümde söylemiştim işte yozlaşmadır, istiladır, faredir, köle bas şeyidir, şuyudur buyudur. Ben bu arada mesela hiç kölelere odaklanmadım. Sıfır köle topladım. Ekonomi onunla da yapmak lazım, düzeltmek lazım aslında. Bizim olan şehri geri alıyoruz ve güneş arkamızdan doğuyor. Gördüğünüz üzere Aurelian'la artık buraya kadar diyoruz. Bitiriyoruz artık. Bu da şu oluyor. Total War Rome 2'de Roma'yla bütün serileri yaptık. Yani bütün serileri yaptık. Bir tek Hannibal
DLC'sinde Roma ile oynamadık. Onunla da oynamayı düşünmüyorum. Çünkü Hannibal'ın olduğu devirleri aslına bakarsanız oynadık gibi bir şey yani. Yani ne olacaktı? Hannibal'ın gelmesini bekleyecektim. Ben gidip tekrar Kartaca Savaşı'nı yapmama gerek yok ki Pön Savaşları'na. O yüzden tam da o DLC'nin öznesi olan, daha önce o hataya düştük, gittik Athena ile oynadık şeyde. Raid of Sparta'da Sparta ile oynayacakken Athena ile oynamıştık. Aynı hataya düşmeyelim. DLC'nin öznesi hangi ülkeyse onunla oynayalım dedim ve Kartaca ile oynamıştık. Orada bir kaybımız yok yani. Kısmen Cumhuriyet serisindeki gibi lejyonlarla gidip milleti tokatlayacaktık. O yüzden orada bir şeyim yok. Aman abi büyük kayıp falan demiyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Artık bizim için Total War Rome 2'de Roma İmparatoru ile oynama devri bitti. Artık bu saatten sonra oynamam ya. Kusacağım artık yani. Bundan sonra oynarsak farklı ırklarla falan oynarız. Evet, bizim için artık bitiyor. İmparator Aurelian Roma'yı yeniden kuruyor diyebiliriz. Katafratları da şuraya alalım. Menzildeler mi? Bir direkt dalıyorlar mı? Vallahi dalıyorlar lan. Our general is under attack. Vallahi Aurelian öldürüyormuşuz, düşünsenize rezalet olur ha. Ölüyormuş bizimki. Vallahi dayak yiyor ha. İyi kaçıyorlar. İyi lan, helal olsun lan. Dur bakayım, bizim bir adam nerede? Bulabilir miyim sizce? Ne diyorsunuz? Bunlar ne? İleride bir yere koştuysa... Bulamayacağız bu ihtimalle. Oha, karizmasından öldü. Bu kadar. Evet, son savaşımızdı. Çok hızlı bitecek bu. Paşam, başınız güneşten hararet yapar mı? Yapar. Bu güneşle takılacak bir başlık değil, plastik lan bu. Zehirlenir gidersiniz. Bakayım barışırabilir miyiz şimdi ya tekrar? Bana nasıl barışacağız yani? Para yok, bir şey yok abi. Ordunun yarısı okçulardan, slingerlardan oluşuyor. Kale bela almaz. Zaten şöyle söyleyeyim. Birimleri patlatıp Slinger aldım. Yapay zeka tabi biliyor ordumun neyden oluştuğunu. Direkt savaş ilan ettiler yani. Şey savaşı ilan etti. German Konfederasyonu. Gotlar savaşı ilan etti. Bir ara Sasaniler savaşı ilan etti. Para verdim öyle barıştık falan. Evet. Mezopotamya eyaleti olarak tamamıyla alınıyor. Bakayım barışabilecek miyiz Sasanilerle de. Büyük ihtimal barışmayacaktır. Be welcome, I see. Vallahi eğer abudik gubidik bir yere saldırır da bir eyaleti bitiremezsek şey olacak. Geç. Aa bak, gördü mü? Al işte. Bura nere lan? Urfa. Abi. Seri bitmiyor. Urfa var mıydı lan şeyde? Mezopotamya'da yok herhalde değil mi? Yok. Bir alttaki eyaletten mi başlıyordu Mezopotamya?
Var ya biteriz ha, seri bitmez. Rezalet yaşarız. Gitsin abi yeter. Oğlum vallahi çok rezalet. Sevden açarım lan. Geber. Bakteriya. Tamam burada yok. Dur bakalım. Ama ağlarım yani eğer... Abi geçmiş olsun. Evet abi. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Ya şaka yapıyorsun ya. Nereye gidecek bu herif? Ya yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Abi elin gotu geldi. Urfa'ya saldırdı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ready for orders. Faster, curse you all. Dur bakayım nereye gidecek o? Oğlum yok oluyoruz ya. Bildiğin yok oluyoruz yani. Bir dakika. Eğer ayrılır da otomatik hemen Urfa'yı alırsak oradan belki kurtarırız da. Bekleyeceğim şimdi, dur bakayım. Sasaniler, Masaniler, abudik kubidik bir yerler saldırmazsa. Nere burası? Oho, imkansız. Of. Kısa yolu neydi şeyin? Seve dönmenin. Ya yok şey bitmedi de. Neydi onun adı? Bir dakika. F9 muydu? Paşa Bromik'de en son önerilen DLC. Bir dakika ya, şu şeyi Steam sayfasını bir açayım, bir dakika. Zaten biraz zıklak yapacağız bu seri şeyde, bu bölümde, son bölümde. Çok uzun, size uzun uzadıya şey göstermeyeceğim için. Şöyle tekrar açıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kan diyasisin lazım. Kültür pekleri geçin. Çünkü ya mesela Yunan kültür paketiyle oynamak istiyor musunuz? Ya bu faction'larla oynamayı seviyorsanız alınacak bir şey. Ama burada geç bunu, geç. Hannibal at the Gates. Kartaca ile gerçekten eğlenebileceğiniz bir şey bu. DLC. Caesar in Gaul campaign pack de tamamıyla Caesar'la beraber Cermenlere ve işte Galyalılara karşı oynuyorsunuz. Bunda eğlendim açıkçası. Bir problem yok. Şu savaş filleri, köpekler, develer falan ekli. Onu o zaten Imperator Augustus zaten var şeyin içeri. Daughter of Mars kadın karakterler ekliyor. Kadın birlikler ekliyor. Rate of Sparta güzeldi. Ondan sonra ya bence Rate of Sparta, Caesar'ın Caesar Galio seferi, bunlar güzeller. Hannibal'la Hannibal şey yapabilir. İkinci sıraya oturabilir. Empire Divided en son alacağınız olsun. Rise of the Republic campaign'de kanser olmaya hazır olun. Çok zor bence. Çok zor. Yani.
Burada resmen direkt askeri olarak üstünü sağlamanız lazım. O şehir mehi kurmadan ziyade askeri olarak direkt en son seviye lejyonlara geçerseniz iş dönüyor. Bunu oynadık biliyorsunuz. Başımıza nelerin geldiğini gördünüz yani. Roma ortada, etrafında bir ton küçücük böyle küçük devletçik var. Birini tokatlayayım derken biri size saldırıyor. Onu tokatlamaya gideyim derken öbürü saldırıyor falan. Çok zorlanmıştım yani. O yüzden sıralamayı böyle diyebilirim yani. Evet, tekrar. Tamam, otomatiği çak bakayım ne oluyor şimdi. Evet. Bütün her şeyi okeyliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün hepsi tikli. Eğer şey saldırırsa Samsat almış. Cermenler saldırırsa patlıyoruz. Dur bakayım. Ne olacak? Abi sağ ol. Abi hayır ya. Abi direkt Urfa'ya giriyor herifler ya. Olmadıydı lan ben yaptıydım abi. Urfa'ya saldırmıyordu bu herifler ya. Ulan canlı yayında hep böyle şeyler oluyor saçma salak ya. Ben saldırıyordum, savaşımı yapıyordum, bitiriyordum. Sonraki turda video giriyordu ekrana yani. Kroten hoş geldin ya. Abi aynen kesinlikle şu an oynadığımız bu Empire Divided serisi son tercih. Nasıl yapacağız o işi ya? Bu adamlara para da veremiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ki. Lidya'yı savaşa sokmayıp burada hiçbir ordum yok ki. Hadi abi şans hadi şans hadi. Lidya'yı savaşa çağırmayacağım. Halil'le savaşa girmemiş olacak. Yalvarıyorum ya. Yalvarıyorum ya. Saldırıyor. Oyun bitmiyor abi. İnanılır gibi değil ya. Sasanilere savaş açmayalım bakayım ne olacak. Doğru lan. Sasanilere savaş açmayacağım. Dur dur hallettik. Oğlum nasıl bir epic faildir bu ya? Yok hiçbir şeyim yok. Bir iflas ya. İflastayız yani şu an. Hiçbir şey yok. Buraya kaç turda geliyor? 1, 2... Bu şeyle alabilir miyiz acaba? Açmadılar. Orduyu oradan çekecek mi o? Abi şuraya ordu getirmemesi lazım. Basra'ya ordunun gelmemesi gerekiyor. Of, ordu çok kötü durumda. Bununla buraya otomatik de alamayız ki. Ha, çok güzel. Orduyu çek. Tamam, bitti oyun. Bir dakika. Lidya gelmiş, burada savaşmışlar. Samsat'a gelmiş. Cermen orduları yukarıda herhalde. Tamam, güzel. Aman abi dibimizde bir Sasani ordusu, bir şey ordusu görmeyelim. İç isyan çıkıyormuş. Ağlarım ya. Aha ölüyoruz abi.
Vallahi eriyoruz şu an. Şuradan bir yerden çıkıyorlar biçoyla, ne gülerim ya, yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Şey bitti mi? Tamam hadi bismillah. Gelme 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 sası. Abi çıldıracağım ya. Abi çıldıracağım. Saldırdıkları yer yine Mezopotamya'nın şehirlerinden bir tanesi ya. Abi ç... Yo değilmiş, özür diliyorum. Değilmiş. Şey direkt Güney Azerbaycan bölgesi mi dedi? Bitti bitti. Hadi bitti abi. Bitti abi. Hayal kırıklığı demiştim bu arada başlıkta. Kayıt başlığı hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı bundan dolayı işte abi. İz bu kadar. Aleykümselam. Evet bu. Bu. Ya ben 200 tur günlerdir savaşıyorum. Izdırabın dibini gördük. Bu mu lan? Bu kadar kısa video yapılır mı abi? Bu mu yani? Ha bir dakika, ne diyor? Görev başarılı. Almanız gereken yerler işte. Askeri zafer yaptık. Millet ölüyor mu? Hastalıktan mı ölüyor? Ne oluyorsa bilmiyorum. Evet. Durum bu şekilde. İğrenç bir haritayla. Abi enkaz bırak. Aynen öyle yani. Aurelian imparatorluğu kurdu Ahmet abi. Ve enkaz. O kadar emek var, hiç muzaffer hissedemedik değil mi? Kesinlikle katılıyorum ya. Harbi hissedemedik yani. Abi sahra altında Cermenler geziyor. Daha ne diyebilirim ki yani bu böyle bir oyun. İşte artık Ahmet abi onu soruyor. Şahin Berk Reis. Total War Attila'da West ya da East, Doğu ya da Batı Roma ne zaman oynayacağız? Artık başlayacağız Attila'ya. Onun dışında bir şey diyemiyorum şu an. Ama hemen başlamayacağız. Çok fazla Europa Universalist 4 isteyen var. Roleplaying'li. Ona bakabiliriz. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurabiliriz. Türkiye ile başlayıp. Aynen buydu Moon Türk. Bitti yani bu. Buydu yani. Yo. Europa Üniversitesi değil. Hearts of Iron 4. Yani Aurelian'da bu çileyi yaşa... Doğru diyorsun yani. Attila'da ne olur? Bence Attila'da iyi olur ya. Neyse yeter ya, savaşma şimdi. Şimdi Sparta'nın gazabı. Sparta ile oynamak lazım bir başka bir bölüm. Enable kapılarda da belki belki yani. Ama hiç zannetmiyorum ya Roma ile oynayacağımı. Kesinlikle bir Sezar Galya'da ile Jules Caesar'la kesinlikle bu şeylere karşı oynamanız lazım. Başka. Of, Cumhuriyet'in yükselişi tam bir ızdıraptı ya. Vallahi billahi. Roma'yla. Çok zordu ya. Bu zaten biliyorsunuz en son gelen DLC. Harbi zordu ya. Çok zorlandım yani.
Başlangıçta zor diyor zaten. Öyle zor ki Roma'yı iki savaşta kaybediyorsunuz. Roma iki kere savaşılıyor şehrin alınması için. O derece size hak tanımışlar. Hani bak, hatta biz ne oldu biliyor musunuz? Küçüldük. Öyle bir haddeye geldik ki Roma'yı işgal ettiler. Bir savaşı patladık, ikinci savaşta yendik. Sonra tekrar yoktan var olmuş gibi böyle ilerledik yani. O kadar zordu ya benim için. Önermiyorum. Yani şöyle önermiyorum. Roma'yla zor. Başka kabilelerle oynanabilir. Bilmiyorum yani. Sasanilerle falan. Alanlar. Yok, alanlar, Sasaniler. Cermenleri şey yapmıyorum. Çok önermiyorum diğer sene. İmparator Augustus güzeldi ya. Ama bu da sonu tatmin etmedi. Onu söyleyeyim. Büyük sefer. Ya artık farklı ırklarla oynarız. Büyük seferleri falan. Ana kampanyayı. Partlarla da iyi eğlendiydim ya. Hatırlıyorum yani, iyi partlarla bitirmiştim. Tabi barbar kavimlerin bir tanesiyle oynamak istiyorum ya. İşte Süevler falan olabilir. Şey, belki Nerviler olabilir. Galatya belki hiç beklemeniz. Anadolu'da bir Galat. Yani bilmiyorum. Neyse, durum bu arkadaşlar. Bu seriyi de bitirmiş olduk. Bundan sonra ne olur? Bilemiyorum. Bundan sonra şu ekranda olacağız ama. Bu ekranda oluruz. Ana campaign yani. Ana campaign. Mesela Romalılarla oynamayız. Kartaca ile oynamayız. Balkan kabilelerinden çok istedim Odris Krallığı'yla oynamayı. Odris Krallığı da hatta şey. Dur, yanlış yapmıyorum değil mi? Thailis. Yok, Odris. Spartacus Odris'li olması lazım benim bildiğim. Spartacus'un şeyi bu. Kabilesi. Biliyorsunuz hani köle isyan çıkartıyor ya. Ama çok zor abi. Yani Odris başlangıcı falan çok zor. Toparlanamıyorsunuz yani. Belki bir Odris oynayabiliriz. Ondan sonra Galyalı kabileler demiştim. Belki Nervilerle. Halef krallıklar. Selevkoslarla oynayasım var. Patalomayozlarla oynayasım var. Makedonya yok da Baktır da yok. Şu ikisiyle belki olabilir. Çöl krallıklarını düşünmüyorum. Ha, belki şey olabilir. Bir Etiyopya, ama biz oynadık mı Etiyopya şeyle? Atilla'da oynadık ya. Değil mi? Doğru, oynadık. Gerek yok, bununla oynamayız. Belki sonra yani. Yunan devletlerine geç. İber. Farklı kovimler aslında, eğlenceli olabilir. İlk çıktığında DLC'lerle denemiştim. Çok çok sıkıcılar şeyler. Yani asıl İskitleri şu eyaleti, hatta direkt ilk eyaleti birleştirene kadar ızdırap yaşıyorsunuz. Sonra yardır git yani. Atlokçu. Çok sıkılıyorsunuz abi bir haddeden sonra ya. Ama olay şeyde bitiyor. Yani Kırım bölgesi, Türkmenistan bölgesi, Anadolu, ondan sonra İran, Arabistan. Buraların fethileri sizin için çok kolay. İşte var asıl İskitler yani. Ama olay şey geldi mi, Avrupa'ya, Yunanistan'a falan geldiniz mi, geçmiş olsun. Çünkü ormanlık alanlar başladığı için artık. Ve siz tabi buraları kavurana kadar bu taraftaki ülkeler güçleniyor, şehirler büyüyor falan. Artık bir haddeden sonra atlı okçu sistemi tutmuyor arkadaşlar. Özellikle Cermen kabileleri, işte Avrupa'nın içlerine falan girilmiyor yani atlarla. Pusuyorsunuz zaten, ormana girişmiş biri var. Ne bileyim, oldukları yerde bekleyip işte görünmeyen, yaklaşınca cirit atan abidik gubidik askerler. Bir haddeden sonra İskit oyunu ızdıraba dönüşüyor. Ha, ben diyorum ki çöllerin üzerinde düz steplerde akarım oklarım.
buraya kadar eğlenirim diyorsanız oynayabilirsiniz. Ki eğlendim de o zamana kadar ama Cermen işte ormanlara geldiğiniz an şey bunaltı başlıyor. Hiç eğlenmiyorsunuz yani. Sıfır eğlence. Fakat o raddeye kadar o kadar büyüyene kadar şey bayramda yayın olabilir. Doğu Krallıkları partlarla oynarken eğlenmiştim. Belki sizlerle be çok ilk en baş dönemlerinde partlarla oynamıştım. Belki sizlerle bir daha part serisi yaparız. Karadeniz kolonileri düşünmüyorum. Yok, düşünmüyorum. Britanya düşünmüyorum. Olabilir aslında ya İsenilerle. Ya da Suev, Cermen. Bir dakika nerede? Buralarda belki bir ama yok ya. Yok yok. Büyük sefer oynarız burada. Bu dediklerimle bakarız. Neyse benim diyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün biraz kısa oldu. Seriyi bitirmiş olduk. Sizleri de gece gece görmüş oldum. Kaydımızı almış olduk. Çünkü bayağı müzik var bu dakika. Kısmen biraz şey oldu. DLC konuşması ve sonraki seri konuşması oldu. Ya ne kavurması paşam, bize Kayseri pastırması ısmarla. Bakacağız ya. Ben teşekkür ediyorum. Sırtımızdan bir yük daha kalkmış oldu. Three Kingdoms iyi gidiyor. Şey de çok güzel gidiyor. Hatta bu iki, bundan daha iyi gidiyor şu an. Three Kingdoms'la Thrones of Britannia çok iyi gidiyor arkadaşlar. Thrones of Britannia'da East Anglia yani Doğu İngiltere'yi fethettiğimizde büyük ihtimal Anglo-Sakson Krallığı kurulmuş olacak ve orayı da sonlandıracağız. Three Kingdoms geriye kalacak. Onu oynuyor oluruz zaten. Biraz uzun sürecek. O Three Kingdoms öyle hemen bitecek bir bölümü yok. O yüzden iki seri bitmiş olacak. Three Kingdoms'u da peşe sıra bitirirsek artı bu seri bitti. Artık akşamları hikaye bazlı oyunlar oynamaya başlayacağım. Ona göre yani bir korku oyunu olabilir. Başka bir ne bileyim bir oyun olabilir. Başlayacağız. O gelmenizi istiyorum. Sarmazsa da gelin sohbet ederiz. Yani biliyorum Total War oyunları tarihi seviyorsunuz ama farklı oyunlar oynamamız lazım arkadaşlar artık yani. Sürekli Total War. Benim aktarmaya çalıştığım eğlence biraz baltalıyor artık yani. Frostpunk oynamadım. O şey mi? Bu donuyor millet falan. O muydu? Kuş bakışı oynuyorsun böylesi. Ya o tür oyunlar oynuyoruz artık yani. Böyle değişik değişik oyunlar oynamak istiyorum. Yani sürekli çok fazla Hearts of Iron 4 talebi olduğu için Hearts of Iron 4 oynamayı düşünüyorum kesinlikle. Roleplayingli devletin izleyiciler tarafından yönetildi. Mesela birini bakan atayacağız. Biri işte savunma bakanı, biri harp bilmem ne bakanı, biri içişleri bakanı, biri bilmem ne bakanı. İşte onlar diyecek ki şu atılımı yapmamız lazım, bu atılımı yapmamız lazım falan. Öyle devleti yöneterek bir şeyler yaparız. Böyle roleplayingli, sohbetli. Tamam buralarda olun yani. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Bakın. Beni yalnız bırakmayın. Diyeceklerim bu kadar. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hazır. Kendinize iyi bakın derken altta da sosyal medya uyarılarımıza gelsin. Buralarda da sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.